Gönül Kınarı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de Gönül Pınarı programında Osman Ünlü hocamız bize bir soru soracağız. Onun cevabını verecek inşallah. Yaklaşık bir saatlik bir süremiz var önümüzde. Yine sizlerin merak ettiği bir konuyu sormak istiyoruz biraz sonra hocamıza. Öncelikle mikrofonu kendisine verelim, bir duasını alalım, sonra soruyla devam edeceğiz. Buyurunuz hocam. Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, feyzinden istifade etmemize nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin bizzat kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa ferahlık vermesini, kalplerine ferahlık vermesini, sıkıntılarını hayra tebdil etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve yine Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah teala. Amin hocam. Hocam daha önceki programlarda mesela geçen daha yenilerde seven sevdiğine tabi olur konusunu anlatmıştınız. Böyle bir soru yöneltmiştik size. Şimdi şöyle de denebilir mi? Seven sevdiğinin yolunda bulunur veya o yolda gider. Yani bir insan ben Peygamber Efendimiz'i seviyorum diyorsa o zaman Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmesi lazım. Onun emrettiklerini yapması lazım. Veya öyle bir şey ki ben İmam Rabbani Hazretleri'nin yolunda gidiyorum derse bir insan. İmam-ı Azam Hazretleri'nin yolunda gidiyorum derse, Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin yolunda gidiyorum derse, ya onları seviyorum derse, onların yolunda gitmesi gerekmez mi? Yani bu sevginin bir alameti olarak. Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda mesela bir sevgi kelimesiyle şey yapıyoruz, muhabbet diye geçiyor. Muhabbetullah, muhabbeti Resulullah diye geçiyor kitaplarda. Tanımı da muhabbetin sevgi, aşırı düşkünlük. Aynı kökten gelen muhib kelimesi var. Muhib de seven, sevgi besleyen, dost anlamında. Yine aynı kökten gelen mahbub kelimesi var. Muhib, mahbub. Mahbubsa sevilen, sevgili, sevilmiş anlamındadır. Muhib, mahbub. Muhib seven, mahbub sevilen diye de kitaplarda anlatılmış. Biri fail, biri meful. Evet, biri fail, biri meful. Arabi kelime zaten, evet. Kelimeden türüyor bunlar. Muhabbet de aynı kökten geliyor. Şimdi muhabbetin yani sevginin yeri kalptir buyuruluyor. Seven ve sevdiğinden başka her şeyden kesilen, seven ve sevdiğinden başka her şeyden kesilen sevdiğine kavuşur buyuruyor. Böyle sevgisi olmayan ise bu kavuşmayı ancak öğrenir, bilir ve bu bilgisini büyük nimet sanır. Bak ayırdılar. Orada ince bir şey söylüyorlar. Ehl-i sünnet alimleri. Ve çok seviyorum. Okudum falan. Bir görsen var lan. Tamam yani sevginin, muhabbetin kıymetli bir şey olduğunu öğrenmişim. Öğrenmişim. Ama benim bu öğrenmem, benim bu söylemem buradaki ifadeye göre bir işe yaramaz. Bana bir fayda temin etmez. Bana bir fayda temin etmez. Çünkü bugün piyasada çok. Ben Allah-u Teala'yı çok severim. Sen bilir misin beni diye başlıyor adam. Ama Allah-u Teala'nın hani seven sevdiğine itaat eder buyuruyor. Hiçbir ameli yok. Ne namaz var, ne oruç var, ne haramdan sakınma var. Hiçbir şey yok. Ama lafa gelince ben çok seviyorum diyor. Çok kıymetli Allah sevgisi, sen bilir misin falan diye de anlatıyor. İşte Allah'a aşıklar var falan diye de böyle aynı şekilde anlatıyor. Yani okumuş, oradaki ezberlediği bilgileri bilgi olarak naklediyor. Bu insanı kurtarmaz. Bak bilgi lazım. Ama onunla amel etmediği müddetçe bir işe yaramaz buyuruyor. Zaten girerken buyurdular ki sevgi kalp işidir. Gerçekten Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği şekilde kalpte hakiki sevgi oluşmuş ise bu muhibdir, sevendir.
Sevdiği Allah-u Teala'dır. Mahbubu Allah-u Teala'dır. Onun necisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Peki ne yapar o zaman? Mustafa Bey, böyle bir kimse hakiki sevgiye kavuştuysa, bu kimse? Şimdi Allah-u Teala emir ve yasaklarını kime bildirdi? Peygamberine. Nasıl tatbik edildiğini kim gösterdi? Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bu kimse Muhammed Aleyhisselam'a gerçekten hakiki sevgiyle bağlı ise, oturması, yemesi, içmesi, konuşması, alışverişi, evde hanımına, çocuklarına muamelesi, komşusuna muamelesi, görüşlerine muamelesi, Müslümana, kafire, hayvana, canlıya, cansıza muamelesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı gibi olur. Aynısı olmasa bile onu taklit eder bu. O zaman bakarsın, artık bunun ben Resulullah Efendimiz'i çok seviyorum demesine gerek yok. Onu görenler gerçekten bu Muhammed Aleyhisselam'a aşık derler. Aşık derler. Fenafir Resulullah. Aynen öyle olmuştur. Gerçekten aşık. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beğenmediği herhangi bir şeyi beğendiremiyorsun. Yaptığı bir şeyden vazgeçiremiyorsun. Bak, yaptığı bir şeyden vazgeçiremiyorsun. Aynen onun, aynen aynısını yapamayız. Ama onu yaptığı gibi yapar, taklit eder. Hatta Bahattin Buhari Hazretleri'nin hem talebesi hem damadı Alaaddin Attar Hazretleri'nin bir sözü var. Buyuruyor ki, ben hocamı Bahattin Buhari Hazretleri'ni zahiren önce taklit ettim. Sonra o taklit ettiğim şeylerin hakikatine kavuştum buyuruyorlar. Hakikatine kavuştum. Mesela adam oturuyor mesela, diyor ki sol eliyle yiyip içiyor mesela. Peygamber Efendimiz ben çok seviyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sağ elinizde yiyiniz, sağ elinizde içiniz. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve içer. Canım ben istediğim gibi yerim içerim arkadaş falan filan. İstediğin gibi sen o zaman nefsine tabisin. Nefsini seviyorsun, Resulullah Efendimiz sevmiyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Çünkü ancak öğrenin ve bilgisini büyük bir nimet sanır. Allah-u Teala çok seven ona döner, ona yönelir. Hiçbir şey Allah-u Teala'yı unutmasına sebep olmaz mı? Rabbim böyle emretti her konuda. Kusura bakma. Mustafa Bey, sana saygım, hürmetim, öncelikle sevgim çok. Ama Rabbim böyle emretti, sen kusura bakma. Bu sevgi hakiki sevgidir. Her gördüğü şeyi kudretin eseri görüp eser sahibine, yani Cenab-ı Hakk'a döner. Onun için de mesela tefekkür ibadet diye geçiyor. Yani gördüğü her nesne, çalı, çırpı, ağaç, ot, bitki, karınca, arslan, kaplan, yılan, deve kuşu, hava kuşu neyse, tamam mı? Balık, zebra neyse, ne görürse orada hep Allah'ın kudretine bakar. Allah'ın kudretine bakar. Yani insan mesela, şu anda bizi dinleyenler vardır. Ben bazen o hayvan belgesellerine bakıyorum. En çok da dikkatimi çeken iki hayvan var. Birisi timsah, birisi yılan. Ya bakıyorum. Şimdi ağzını bir açıyor. Ağzı hiç yok timsahın. Şeyin de yok, yılanın da yok. Yılanın da yok. Timsah da yılan da. Mesela suyun içerisinde yakaladı, çamurlu, derili, merili falan parçaladı. Budunu bir hayvanın ağzını açıyor, lap 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 pat yutuyor. Çamurlu mamurlu falan gidiyor. Yılan da aynı şekilde tüyüyle, müyüyle, derisiyle, merisiyle, o da aynı şekilde tut, o da yutuyor. Şimdi ben bakıyor, dedim o tüyden azıcığını ben yutsam hastaneye zor yetiştirirler beni. Şimdi orada Cenab-ı Hakk'ın kudreti var. Bu hayvanları yaratan kim? O. Ona nasıl bir sindirim sistemi vermiş, değil mi? Bende yok o. Yani timsaha yarattığı sindirim sistemi, yılanda yarattığı sindirim sistemi çok farklı. Tüyüyle, çamurlu, mamurlu gidiyor. Hayvan onu rahatlığı yiyor, eritiyor, enerjisini alıyor. Enerjisini alıyor. Ben alamıyorum. Peki o hayvan kendi mi yaptı onu? Hayır. Onu yaratan ona o özelliği verdi. Bir de mesela şeylere dikkatimi çekiyor. Bazen böyle pencereden bakıyorum, kar yağıyor, yağmur yağıyor.
İşte İstanbul'dan martılar uçuşuyor, kargalar, güvercinler, serçeler uçuyor. Cici 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 hele serçeler grup grup kış günü falan. Bakıyorum bakıyorum. Bunların elektrik sobası yok, doğalgaz yok, kömür yok, odun yok. Değil mi? Ama ısınıyorlar. Ya kar yağıyor. Çık 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 gene ağaçların üstünde şeyler. Şikayet etmiyorlar. Yağmur da yağıyor. Şemsiyeler de yok. Ha. Şemsiyeler de yok. Hiç şikayet etmiyorlar. Ya dedim yağmur yağıyor. Cenab-ı Hak nasıl bir şey yarattıysa o tüyleri içeriye almıyor. Neyi? Yağmuru, karı ve soğuğu. Almıyor. Hallerinden de gayet memnunlar. Yani benim villam yok, evim yok falan filan da demiyorlar. Şimdi bunlara baktığın zaman İslam alimleri buyuruyor ki bak burada gördüğün Allah-u Teala'nın kudreti o yarattı bunu. Mesela ben köy çocuğu olduğu için eşeğinde, katırında, atında bunlar vardı biliyorduk. Öküz onlar da vardı. Koyun, keçi onları da görüyorduk. Mesela manda da vardı. Azdı ama köyde vardı. Şimdi Mustafa abi öküzün derisiyle mandanın derisi çok farklı ya. Çok farklı. Mesela o öküzleri övendire derlerdi. Ucu şeyli. Sivri. Şey çivi koyuyorlar. Öküze şöyle şey yaptım batı veriyor ona. Ya mandanınkine onu ittiriyorsun batmıyor. Yüzü kızarmayanlar öyle diyorlar ya manda derisi gibi surat var diye. Manda derisi gibi diyorlar. Evet. Ya bunu da yaratan Cenab-ı Hak. Öbürsünü yaratan Cenab-ı Hak. Öküzün mesela kaldıramadığı, taşıyamadığı kanıyı falan mandayı bir takıyorsun. Ya traktörün çektiği gibi rrr diye çekiyor. Yani traktörün çektiğinden daha fazlası çekiyor. Böyle bir güç kuvvet vermiş. Ona o güç kuvvet veren de Cenab-ı Hak. Yani onlara bakarken sıradan bir manda, sıradan bir öküz, sıradan bir tilki, sıradan bir kaplan, sıradan bir timsah şeklinde değil. Ya Allah-u Teala'nın kudretini. Geç öbür tarafta aynı şey. Nebatata bakıyorsun. Ya aynı toprak. Mesela ocak ocak derlerdi bizde. Şeyler dikerlerdi böyle soğan diker. Ondan sonra biber falan. Böyle çevirirler. Evet. Şeklinde ocak tabiri kullanırlardı. Aynı şeyin içerisine, ocağın içerisine biberler dikiliyor. Toprak aynı. Su aynı. Güneş aynı. Birisi zehir zemberek acı oluyor biber. Öbürsü de tatlı oluyor. İki biberin de tohumuna o özelliği veren Cenab-ı Hak. İkisi de biber şeklen. Birisi acı, birisi tatlı. Ve birisinin tohumunda toprakta onu acı kılacak nesne neyse onu çekip alıyor. Öbürsünü çekip alıyor. Elma bile. Elma. Çeşit elma var mesela. Kiraz. Hem çeşit. Hem de mesela yan yana elma, şeftali, kiraz. Yan yana ektin. Hepsi kendi özelliğindir. At diye ıstıracaksın. Ne selvası ya? Helva diyeceksin değil mi? Şeftali. benim torunun ismi de Selva. Belki hatırıma geldi. Evet, şeftali. Yumuşacık. Kiraz da öyle. Şimdi bakıyorsun. Yorda Allah-u Teala'nın kudreti tezahür ediyor. Gelelim insanlara. Bugünkü mezhepsizlerin ve habilerin aldandığı nokta. O da insan benden sen. Evet arkadaş. Ama yaratırken Cenab-ı Hak bunu aklen, fikren, zihin itibariyle, hafıza itibariyle, sürat, intikal yüksek yaratmış. Ondan sonra da ona bir rehber, bir mürşit, bir muallim göndermiş. Onu terbiye ediyor. O terbiye edip belli bir noktaya geldikten sonra da bakıyorsun onda Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak deniyor ya. O güzellikler görünmeye başlıyor. Efendim insan yapamaz. Yapamıyor zaten Allah-u Teala ihsanıdır bu. Bu gözle bakınca aa dersin tamam. O zaman ne olur? O zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi seversin. Mesela İmam-ı Rabbani Kudüs'ün mektubatını okur ki bir şey dikkatimi çekmişti bana. Benim dikkatimi çekmişti. Çok da hoşuma gitmişti ama. Sabah da naklediyorsun. Güzellik görmek istersen buyuruyor bir talebesine. Zencide beyaz görünür dişleri. Yani güzellik görmek istiyorsan dişlerine bak. Zenginin dişleri güzeldir yani. Güzeldir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nde var farklı bir şekilde. Bir gün talebeleriyle böyle gidiyor. Bir tane köpek ölmüş. İşte parçalamışlar, şey yapmışlar falan. Böyle dişleri şey yapıyor falan. Efendim işte leş olmuş, pis kokuyor. Mevlana Hazretleri başını döndürmüş. Dişleri de ne kadar güzelmiş diyor.
Yani sen güzellik görmek istiyorsan, yani bir yerinde onun bir güzellik var. Hepsi çirkin değildir. Dolayısıyla buyuruyorlar ki gerçekten seven, sevdiğinin yarattığı şeyler, Allah-u Teala her gördüğü şeyi, kudretin eseri görüp eser sahibine, yani Cenab-ı Hakk'a döner. Onun kudretini görür çünkü. Kudretini görür. Bunun için İsmail Fakırlı Hazretleri, Allah-u Teala'yı seven Peygamber Efendimiz'i de sever. Peygamber Efendimiz'i seven onun sünnetiyle amel eder buyuruluyor. Onun sünnetiyle amel eder. Yani onun gösterdiği, buyurduğu, onlarla amel eder. Seviyorsan. Onu sevdiği yolda gider. Harisel Muhasibe Hazretleri de buyuruyor ki, şu üç muhabbet çok mühimdir. Birincisi Allah-u Teala'yı sevmek. Bunun alameti ibadeti günaha tercih etmektir. İkincisi kuvvetli bir imanla Resulullah Efendimiz'i sevmektir. Bunun alameti Resulullah'ın sünnetine yapışmaktır. Üçüncüsü ise Allah için müminleri sevmektir. Bunun alameti müminlere eziyet etmemek ve onlara faydalı olmaktır. Yani ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiram, yani Efendimiz nasıl yapacağız falan, geriye kalmamış yani. Her şeyi açık net yazmışlar. Net bildirmişler. Böyle soru işareti yok. Soru işareti yok. O sana işte Harisel Muhasibe Hazretleri açıklamış. Allah-u Teala'yı seviyorum. Alameti budur. İtaat. Peygamber mi seviyorsun? Onun yoluna gitmen lazım. Müminleri seviyorum. Onlara zulmetmeyeceksin. Ona faydalı olacaksın buyuruyor. O zaman seviyorum dediğin, doğru. Yoksa hikaye. Her müminin Resulullah Efendimiz'i çok sevmesi lazımdır. Hatta bu konuda kitaplarda bazı şeyler geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine Peygamber Efendimiz bir gün buyuruyor ki, işte hanımını, çocuklarını seviyor musun? Evet diyor, ya Resulallah seviyorum. Beni ve Allah-u Teala seviyorum. Elbette seviyorum. Olmadı diyor. Beni ve Allah-u Teala'yı hanımından, evladı, halinden, malından, mülkünden, her şeyden daha çok sevmedikçe kemale eremezsin buyuruyor. Ya Mustafa Bey nasıl insanlarmış yani, Allah-u Teala nasıl yaratmış onları. Böyle bir an düşünüyor, herhalde onların düğmeler vardı galiba. Resetliyor orayı, tamam mı, siliyor. Diyor ki ya Resulallah, anamdan, babamdan, hanımdan, çoluğumdan, çocuğumdan, her şeyden daha çok sizi seviyorum. Şimdi oldu ya Ömer buyuruyorlar. Şimdi oldu. Ömer abiler de anlatırlardı. Buyuruyorlar ki ana baba çocuğun dünyalığını elde etmek için gayret eder. Elbette ki idat etmek gerekiyor. Yani hürmet etmek, saygı göstermek gerekiyor. Çile çekti, sıkıntı çekti. Fakat buyuruyorlar, bir hakiki bir mürşit, hakiki bir rehber, hakiki bir muallim, yani bir İslam alimi tanıdıysan, onun hakkı ana baba hakkından daha önemli. Çünkü o seni cehennem ateşinden koruyor buyuruyor. Öbürüsü sadece dünya sıkıntılarından kurtarmak için. Benim bir çocuk okusun, fakülteyi bitirsin de bir meslek sahibi olsun, evlensin işte. Geliri iyi olsun, arabası evi olsun falan, o kadar yani, değil mi? Evet. O kadar, başka bir şey söz konusu değil. Her müminin Resulullah Efendimiz'i çok sevmesi lazımdır. Peygamber Efendimiz'i çok seven onu çok anar. Çünkü hadis-i şerif zikrediliyorlar. Bir şeyi çok seven onu çok anar diye. Onu çok anar, çok söyler, çok över. Ve bildirdikleriyle de amel eder. Zira seven sevdiğinin halini kazanır ve ona benzer. Ya. Sevdiğinin halini kazanır. Hakiki mi? Yok. İşte nakletik ya. Alaaddin Attar Hazretleri. Ben hocamın bütün hallerini taklit ettim. Allah-u Teala da sonra o taklit ettiğim şeylerin hakikatını bana ihsan etti buyuruyor. Hakikatını bana ihsan etti. Biz Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ve onun varislerinin bildirdiklerini bu şekilde böyle severek okur, öğrenir ve tatbik edersek bir müddet sonra dışarıdan bakan insan ya dersen o zata benzemeye başladım falan diye. Bak sen söylemiyorsun. Senin halini dışarıdakiler de anlamaya başlar, görmeye başlar daha doğrusu. Yaptığını görmeye başlar. Hani bir şey var ya, ya seni de gören İbrahim'in etem zannederdi. İbrahim'in etem. Evet. Halbuki kendisi. Seni de gören İbrahim'in etem zanneder. Yani elinde değil adamın. Pat diye söylemiş. Pat diye söylemiş bunu. Yani kitaplarda yazılan doğru. Böyle olursa öyle olur. Öyle olur. Ve dışarıdaki yabancı bir insan bile aynı şekilde bunu şey yapabilir. Hatta Ubeydullah Haran Hazretleri
daha gençliğinde her gördüğü kimseyle konuşursa, alışveriş yaparsa, yani herhangi münasebeti olduğu zaman, münasebeti olduğu, diyalog kurduğu her kimseden ama dua istermiş. Bir seferinde böyle kendilerine buğday lazım olmuş. Kendi köylerinden çıkmış. Bir hafta yolculuk yapacak. Başka bir köy, kasabaya gidecek. Gidiyor orman buğdayları alıyor, getiriyor. Bir hafta gidiyor, bir hafta da geliyor. İki hafta buğdayları kendi köyüne getirip, eyvah diyor, ben diyor buğday satan aldığım adamdan dua istemedim. Geri dönüyor. Şimdi git bir hafta, gel bir hafta, etti iki hafta. Tekrar gidecek, tekrar. Bir ay ya. Tamam mı? Şaka değil. Yollarda. Yollarda bir ay. Gidiyor, adamı buluyor. Adam şaşırıyor. Diyor, buğdaylardan bir şey çıktı. Yok. Parada mı eksiklik oldu? Yok. Diyor ki, be çocuk niye geldin o zaman? Ya çocuk yani delikanlı. He. Diyor ki, efendim özür dilerim. Ben diyor, alışveriş yaptığım, görüştüğüm her kimseden diyor, dua isterdim. Diyor. Bu da düşer ya. Ben diyor, sizden dua istemeyi unutmuşum diyor. Adam böyle zınk diye duruyor. Sen diyor, sadece bunun için mi geldin diyor. Evet efendim diyor, bunun için geldim. Adam böyle düşünmüş, elini şöyle kaldırmış. Ya Rabbi diyor, bu ne istiyorsa veriver diyor. Tamam. Gayri ihtiyar ama. Adam nasıl böyle tesir ettiyse, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin o hali takip ediyor çünkü. İki hafta gitti, iki hafta, bir ay sürecek bu. Yani adam biliyor o yolu. Kolay iş değil. Kolay iş değil. Böyle nasıl bir tesir ettiyse, elini böyle açıyor. Ya Rabbi diyor, bu ne istiyorsa veriver diyor bu kulunu. Yani özendirip durma diyor, tamam. Veriver. Ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor ki, o öyle söyledi, gönlüm açıldı diyor. Tamam. Gönlüm açıldı buyuruyor. Onun gayretinin neticesi. Bu Allah-u Teala'yı sevmenin neticesi. Allah-u Teala da ihsan etti ona. Allah-u Teala da ihsan etti ona. Çünkü peygamber bir şeyi çok seven çok hatırlar buyuruyor. Bir gün peygamber efendimizin huzuruna bir kimse gelerek kıyamet günü ile alakalı sualler arz etti. Peygamber efendimiz de o kimseye kıyamet için ne hazırlık yaptın diye sordu. O kimse Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım cevabını verince, Peygamber Efendimiz sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Elmer ona amen ahabbe. Sevdiklerine beraber olursun. İmam-ı Nevevi Hazretleri bu hadis-i şerifi açıklarken, bu hadis-i şerif Allah-u Teala'yı, onun Resulünü, salihlerin ve hayır sahiplerinin dirilerini ve ölülerini sevmenin kıymetini, faydasını bildiriyor. Bak Mustafa Bey, bu hadis-i şerifte sadece Peygamber Efendimiz diye açıklamamış Ehl-i Sünnet alimleri. Peygamber Efendimiz'in varisi Ehl-i Sünnet alimleri ve evliya da var. Evliya da var. Hatta bunu daha geniş anlatanlar var. Mesela diyelim ki Muhyiddin Arabi Hazretleri döneminde yaşadın. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin zatını eğer seviyorsan, onun anasını babasını çocukları da sevmen ve saygı göstermen, hürmet etmen gerekir. Ve onun talebelerine de saygı göstermen gerekir. Onun sevdiklerini sevmen, sevmediklerini sevmemen gerekir. Ve hocana düşman olanlara da düşman olman gerekir. Çünkü mektubatta geçiyor. Muhammed Mansur Hazretleri de bildiriyor. Üstadını inciten, hocasına aynı şekilde laf söyleyen, ne tavır koymayan köpekten aşağıdır diye. Köpekten aşağıdır diye. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Allah-u Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek, onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Öyle ya. Yani Seyyid Abdülhakim Harbi Hazretleri'nin yaptığını aynısını yaparsan sen de aynı şekilde öyle olursun. Hepsini yapman mümkün değil. Ona verilenle sana verilen bir değil. Hadis-i şerifte bir kimse bir cemaati sever fakat onlardan olmaz. Sever fakat onlardan olmaz. Onlarla beraber olmak, onların derecesine yükselmek demek değildir. Hadis-i şerifte bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyuruldu. Ebu Zerri Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sever fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz edince, Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerine beraber olursun buyurmuştur. Şimdi bunlar Eshab-ı Kiram Efendilerimiz bunları nakletmişler. Nakletmişler. Bak şimdi onların arasında haşrolursun. Şimdi tabiinin büyüklerinden peygamberimiz zamanında dünyaya gelmiş Hasan-ı Basri Hazretleri var. O zat açıklıyor bunu. O zat açıklıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, bu hadis-i şerifi açıklarken buyuruyor ki, bu hadis-i şerifler seni yanıltmasın buyuruyor. Bize nasihat ediyor. Yanıltmasın sizi. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Efendim çok seviyorum ben onları. Yok diyor. Öyle değil.
o ameller yapar. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. Ya çok açık, net bir misal vermiş. Bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam, bazıları Tanrı diye şey yapıyor. İsa Aleyhisselam seviyoruz diyorlar. Seviyoruz diyorlar. Yahudiler de Musa Aleyhisselam'ı sevdiklerini söylüyorlar. Ama onlar yolunda olmadıkları için onlarla beraber olmayacaklar buyuruyor. Beraber olmayacaklar. Bizim de öyle olmamız lazım o zaman. Evet. Onlara benzemememiz lazım. Benzemememiz lazım tabii. Biz Peygamber Efendimiz'i çok seviyoruz. Nereden belli? Şimdi Bedir Harbi'nde bir hadise vuku buluyor. Bedir Harbi enteresan dönüm noktası. Kervanı takip ediyorlardı Resulullah Efendimiz. Kervanı takip ederken Bedir kuyularına kadar gelir. Medine'den çıktılar. Ve orada yani 300 kişi, 313 kişi falan veya 315 kişi diye geçiyor kitaplarda. Bunların çoğunluğu Ensar, Medineli. Yani Medineliler daha çok. Muhacir, Mekke'den gelenler az. Peygamber Efendimiz orada Bedir kuyularına topladı hepsini. Medinelilere döndü, buyurdu ki, biz sizinle bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmaya göre Medine'ye bir saldırı olursa bizi korumaya söz verdiniz. Medine dışında değil. Medine dışında değil. Ya ben bunları okurken böyle ya dedim, Resulullah Efendimiz açık net. Ya işte onu öyle dedik de böyle yok. Açık net Resulullah Efendimiz diyor ki Medine'ye. Şimdi biz diyor Medine'nin dışındayız. Siz serbestsiniz. Medine'ye geri dönerseniz gücenmeyiz. Biz muhacirlerle Mekkelileri karşılarız diyor, tamam mı? Savaşırız yani. Savaşırız. Bunun üzerine Ensar-ı Kiram'ın büyüklerinden bir zat. Zatın bazı hatırımda kalmış ama doğru mu yanlış onu pek bilemiyorum. Yani ileri gelenlerinden kalkıyor ayağa. Buraya bir nokta koyup Allah-u Teala Musa Aleyhisselam vahyediyor. Falan kafir bir kavim var. Onunla savaşırsanız ben size yardım ederim. Galip gelirsiniz. Onların malları da size ganimet olur. Ümmetine dedi, kavmine dedi ki böyle böyle Allah-u Teala vahyetti. Onlarla savaşacak, ben size yardım edeceğim. Galip geleceksiniz. Onlar malları da size ganimet olarak verecek. Ne dediler biliyor musun? Aa dediler, çok iyi. Sen git Rabbinle beraber dövüş. Ganimetleri de biz alalım. Ganimetleri biz alalım. İşte o Medine'de Ensar-ı Kiram'ın o büyüklerinden kalktı, dedi ki Peygamber Efendimiz'e, biz Musa Aleyhisselam'ın ümmeti gibi demeyiz. Biz Medine dışında da olsa, Medine içinde de olsa, siz neredeyseniz biz oradayız. Öleceksek beraber oluruz. Resulullah Efendimiz çok memnun oldu. Bütün Ensar-ı Kiram evet dediler, reisimizin dediğiyle aynı kanaatteyiz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara da, onların neslinden gelecek olanlara da dua ettiler. Yani köşeyi döndüler. Efendim biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok seviyoruz. Ama seviyorsun da arkadaş, onların yolunda gitmiyorsun. Orada beraber olmuyorsun. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönül Pınarı. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız seven sevdiğinin yolunda olur başlıklı konu hakkında bize bilgiler veriyordu. Şunu sorarak ben işte sözü size bırakmak istiyorum hocam. Orada bir yerde işte Peygamber Efendimiz'i çok sevdiğini söyleyen onu çok anar diye de bir ifade geçti. O anmak ona selavat getirmek midir? Onu da izah etmişler Mustafa Bey. Hem salavat getirmek hem de hangi iş yaparsan. Mesela bir şey alacaksın. Resulullah Efendimiz diyor ki hayırlı işlere sağdan başlayın. Resulullah Efendimiz sağdan. Su alacağım, ekmek alacağım. Ya hayırlı işler bunlar. Birisine bir şey vereceğim. Defter vereceğim. Sağdan başlayacaksın. Peki şeyleri mesela taharette sol elle yapacağım. Çünkü Resulullah Efendimiz böyle bildirmiştir. Böyle bildirmiştir. Dolayısıyla ister helada olsun, ister aynı şekilde şeyde olsun, dışarıda olsun. İster alışverişte olsun. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapıyordu bunu? Bunun için de mesela biz İslam ve toplum programında daha bir anlatıyoruz ya, altyapı gerekli.
altyapı gerekli. Yani bunu Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdikleri fıkıh kitaplarına geçmiş. Namazın sünnetleri var, namazın farzları var, vacipleri var. Biz bunları bileceğiz. Bunları Peygamber Efendimiz yaptı, bize bildirdi. Ha, nasıl yapılmış? Böyle yapılmış. Ben de böyle yapacağım. Oruç tutmuş, nasıl tutmuş? Böyle tutulmuş. Gıybet etmeyin demiş. Orucun sevabı gider buyuruyor İmam-ı Azam İbrahim Hazretleri. Peygamber Efendimiz bozar buyuruyor. Yani o sıhhatini değil, sevabını yani bozar. Dolayısıyla her konuda onu hatırlıyorsun. Her konuda onu hatırlıyorsun. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mesela sık sık yaptığı duayı hatırlıyorsun. Allahümme ya mukalliben kulubi febbit kalbi ala dinik. Ne demek? Ya işte ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim, beni dininde sabit kıl. Bunu sık sık şey yaparsın. İstiğfarı okumak her derde deva olduğunu bildirmiştir. Sık sık aynı şekilde tevbe istiğfar edersin, tevekkül edersin, ondan sonra tefekkür edersin. Ya bunların hepsinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hatırlarsın. Bir de şey var mesela hocam, ibadetlerde ve diğer muamelatta mesela sünnet olan şeyler var. Peygamber Efendimiz'in yaptığı tabii, şeyler var. Tabii. Biz bazen sünnet deyip böyle sanki hafife alıyoruz yani. O da öyle değil. Buna da önem verirsen o zaman Peygamber tabii Efendimiz'i seviyorsun. İşte ehl-i sünnet alimlerinin kitapları sık sık okunursa, hani biz anlatıyoruz ya, mektubat çok sık okunursa ihlas artar buyuruyor. Niye? Çünkü İmam-ı Rabbani Kutsi'de bir şey anlatıyor da mektubatta geçiyor bu. Bir müstahabı anlatıyor bak. Müekked sünnet, gayri müekked sünnet, müstahap. Üçüncü derecede kalıyor, tamam mı? Peygamber Efendimiz yaptıkları. Evet. Müekked, gayri müekked, müstahap. Müstahap. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bir müstahap Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir defa yaptı. Bir defa yaptı. O müstahaptı. Biz devamlı yapacağız. Bir müstahabın sevabı terazinin bir kefesine, dünya ve içindekiler bir kefesine. Bu ağır gelir buyuruyor. Bu bir. Böyle bir misal vermiş. İki. Buyuruyor ki bir kimse kalktı gece 200 rekat namaz kıldı. Yani öyle bir emir yok. Peygamber Efendimiz aynı şekilde nafile kıldığı namazlar bildirilmemiş. Sadece teheccüd namazı tek olarak kıldırılmış. Bazen teheccüd namazı bildirilmiş. Bazen 2, bazen 4, bazen 8, 9, 10 rekata kadar aynı şekilde gitmiş. Peki orada tek rekat olması vitir namazını orada kıldığı için tek çıkıyor buyuruluyor. Yoksa teheccüd namazı tek rekat şeyli değil yani, 3 rekat nafile yok yani. Çünkü. Bir de namazların önündeki sonundaki bizim sünnet dediklerimiz var. Bir de onlar var falan. Şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu yaptıklarını yaparken bile Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hatırlanması gerekiyor. O yapmıştır diye. Peki diyeceksiniz ki yani bir müstahaba böyle ehemmiyet verilmiş, müekked gayrı müekked sünnetlere. Şimdi mesela İslam Hala kitabından ben bir yerde gördüm. Buyuruyor ki bir kimse müstahabı terk ederse gayrı müekked sünnetleri terk etmeye başlar. Gayrı müekked sünneti müekked sünneti terk eder. Müekked sünneti terk eden vacibi terk eder. Öyle. Sınıra geldin farz. Ya işte falan demeye başlıyorsun. Bu sefer de onu terk etmeye başlarsın. Onun için buyuruyorlar ki temel sağlam olması lazım. Temel sağlam. Orada gevşeklik olmamalı. Ha zaruret halinde tamam, onlar izin verilmiştir. Ama her zaman da zaruret halinde değiliz be arkadaşım, değil mi? Evet. Biraz kendimizi sıkacağız yani. Biraz kendimizi sıkacağız. Evet. Onlara riayet dersek. Mesela yani suyu oturarak içmek. Evet. Sünnettir. Sünnettir. Yani elinden alan mı var, döven mi var senin? Değil mi? Ayakta niye içiyorsun? Otur bir yere iç yani. Değil mi? Şimdi buna benzer birçok hadiseler de aynı şekilde anlatılmış, bildirilmiş Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptıkları içerisinde. Dolayısıyla bizim bunları hatırlamamız ve yapabilmemiz için Mustafa Bey altyapımızın güçlü olması lazım. Yani kitap okumamız lazım. Evet. Başka türlü hatırımıza gelmez ki. Ha ben şimdi ne yapacaktım? Bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Doğru. Neyin sünnet, neyin farz olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Dolayısıyla onları yapabilmem için, onu bilmem lazım. Onu bilirsem, mesela her gün sabah kahvaltısı yapıyorsun, akşam yemeği yapıyorsun, ya da öğleyin de atıştırıyorsun. Şimdi buyuruyor ki yemekten önce el yıkamak, yemekten sonra el yıkamak sünnet. Ve tuzla başlayıp tuzla bitirmek de sünnet. Her gün 3 defa karşılaşıyorsun bununla. Helaya sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. Helada konuşulmaz. Şimdi mesela TGRT'te falan bazen helalara gidiyorsun, bakıyorsun. Girmiş helada konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Alt bilgisi yok. Orada konuşuyor. Hani bu klozetlerde çıktığı için herhalde kahveyi alıp
Hem içecek hem bilmem ne edecek. Tabii, rahatı da iyi. Ve o duruma gelecek. Halbuki bu mekruhtur. Helada fazla eğlenmeyin buyuruluyor. Helada fazla eğlenmeyin buyuruluyor. Yani çabucak aynı şekilde. İşini bitir çık yani. Çık buyuruluyor. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, hani Hasan Basri Hazretleri'nden nakil yaptık. Ondan sonra Ebu Zer'i Gıfar radıyallahu anh Hazretleri İshab-ı Kiram'dan sordular. Ya Ebu Zer sevdiklerine beraber olursun buyurdular. Hasan Basri Hazretleri de bu diyor seni yanıltmasın. Eğer sevdiklerinin amelini yapmazsan onlarla beraber olamazsın diyor. Sevdiğinin ameliyle amel etmezsen onlarla beraber olamazsın buyuruyor. Yani lafta sadece seviyorum demekle olmuyor yani. Yok olmaz. Hasan-ı Basri Hazretleri işte böyle buyuruyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de onların iyi amellerinden bazılarını hiç olmazsa hepsini yapamıyorsun da bazılarını yap onlara benze biraz. Değil mi yani? Onlara benze. Yani baktıkları zaman ha şunlar benziyor falan diye bir şey densin. Baktılar hiçbir şey göremediler. Arkadaş sen kimsin? Yani, değil mi? Tutunacak bir yerin olsun yani tutulacak. Şimdi şeyde bu Türkiye'de ilk 4 aylık askerlik bize vurmuştu. Bizim dönemimizde 80'li yıllarda. Bizim dönemimizde şey söyleyiverir. 30 bin yedek subay adayı birikmiş. Üniversite mezunlarının hepsi yedek subay olacak. 30 bin. Ya bunu da eritmek kolay değil. Yani şeyin ordunun ihtiyacı yok. İşte o zaman bir 30 bin. Bunu 15 bin erittilerdi. 15 bin bir dönem. Biz ikinci şeyde gittik. Öğretmenlere göre ayarladılar. Kasım'da aldılar. Yok, Temmuz'da aldılar. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Yani Kasım başında da saldılardı. Şimdi o zaman biz Tuzla Yedek Subay Okulu'ndayız. Tam asker elbisesi giydirdiler. Kep var. Kep'te ay yıldız var. Şimdi normal er statüsü değil. Şimdi subay. Mecburen de cumartesi pazar evci çıkardılar herkesi. Ya sizinle uğraşıp durmayalım dediler, tamam mı? Şimdi çıkıyorduk. Biz de o zaman Konya erkek öğrenci yurtları falan vardı. Feriköy'de orada kalıyorduk. Konyalılar falan olarak orada kalıyorduk. Şimdi gemiden iniyoruz. Çocuklar böyle bakıyor. Palyoço gibi elbise. Ay yıldız. Kepte ay yıldız. Geri tarafı benzemiyor. Ve yaş da anormal. Birisi çok yaşlı öbürüsü daha şey falan. Hiç unutmayayım. Eminönü'nden öyle gemiden inerken bir çocuğum eski. Abi dedi siz ne askerisiniz? arkadaşım biz gibi. Siz dedi NATO askeriyiz. NATO. NATO ne demekse yani. Ne demekse o da bildiği yok falan. Ne diye izah edeceksin çocuğa? Şimdi onun hesabı. Siz ne askerisiniz? Yarın ahirette diyecekler. Nerem benziyor? Evet. Nerem benziyor? Evet. Ya bir kokar takmakla. Olmuyor yani. Olmuyor yani o. Olmuyor. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri konuyla alakalı olarak da onu buyurduktan sonra bir şeyler daha naklediyor. Bir kimseyi veya bir cemaati sevenler 3 kısma ayrılmaktadır buyuruyor bu zat. Bir, onların bütün amellerini ve ahlakını edinmiş olanlar. Mübarek olsun. O mürşid-i kamiller, evliya-i kiram yüksek dereceleri, İmam-ı Azam, İmam-ı Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi bunlar. İki, hiçbirini edinmemiş olanlar. Üç, birkaçını yapıp başkalarını yapmayıp bunların tersini yapanlar. Hepsini yapabilen onlardan olur. Ya onlardan olur. Haşrolurken de onların içerisinde olur. Onlara olan sevgisi onu da tam onlar gibi yapmıştır. O sevgi yapmıştır. O itaat yapmıştır onu. Hatta bir şey anlatırlar. Bak şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri varis. Muris olan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu zatın mezhepte iştihat makamına yükselmiş talebeleri var. İmam-ı Ebu Usuf, İmam-ı Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer Hazretleri. Kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey, İmam-ı Züfer Hazretleri öbür ikisinden daha üstünmüş. Fakat bir gün abdest alıyormuş, ıvırıkla alıyor. Bakmış, hocası İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri geliyor. O anda tereddüt etmiş. Abdeste devam mı edeyim, yoksa bırakıp hocam mı karşılayayım? Çünkü öyle abdest almasını öğreten de hocası olduğu için hocasını karşılaması gerekiyor. O tereddüt sebebiyle 3. sırada kaldı buyuruyor. Kabiliyet olduğu halde. Bu kadar önemli yani. Muhabbetin en yüksek tabakasına erişmiş bunlar. Sevdiklerine hiç uymayan, onlara hiç benzemeyen kimse onlardan hiç olmaz. Sevgisi sözde kalır, kalbine girmez. Böyle sevgi yalnız sözde kalmaktadır. Yalnız sözde kalan sevmeye sevmek denilmez. Seviyorum demesi de zaten doğru olmaz.
sevdiklerinin birkaç ameline uyan kimseye gelince, imanda uymamış ise onlardan olamaz. Ya. Eshab-ı kiramı seviyorum. Onlar gibi inanmadıysan, ehl-i sünnet inanıyor eshab-ı kiram gibi. Eshab-ı kiram sen dedik dersen, tenkit edersen, ne bileyim ben aynı şekilde aşağılarsan o zaman aynı şekilde ayrılmışsındır. Kusura bakma. Onlardan, onları seviyorum demesi hiç doğru değildir. Onun kalbinde onlara sevgi değil, düşmanlık vardır. Ya, düşmanlık vardır. Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberleri seviyoruz demeleri böyledir. Kişi sevdikleri gibi inanıp ibadetleri onlara tam uymazsa seviyorum demesinin faydası olmaz. Onlarla birlikte olamaz. Gücü yetmediği, nefsine hakim olamadığı için hepsine uyamamış ise onlarla birlikte olmasına mani olmaz. Ya ne büyük müjde bu. Evet. Cenab-ı Hak beni öyle yaratamam. Yaratmamış. O kabiliyet de yok. Gücüm, nefsime de düşkünüm. Gücüm tamam. Yetmiyor. Ya böyle yapmak güzeldir. Yapamıyorum. Arada sırada tekliyorum. Tamam mı? Yarın ahirette neyse... Söyleyeyim hiç öyle. Topal eşek gibi. Öyle derler. 4,5'tan 5. 4,5'tan 5. Tamam mı? Gene kurtarırsın paçayı. Evet. Tamam mı? Hadika'da buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz kişi sevdiğiyle birlikte olur buyurdu. Ehl-i sünnet alimlerini sevsek, onlar gibi olmasak bile bu hadis-i şerifteki müjdeye kavuşuruz. Bu da hepimiz için müjdedir. Allah-u Teala'nın sevdiklerinin ve Allah-u Teala'yı sevenlerin dirilerini ve ölülerini seven kimse büyük saadete, iyiliklere kavuşur. Onları sevmek demek onların düşmanlarına ve kötülenlere karşı onları savunmak, övmektir. Ya. Orada susarsan kusura bakma, sevgin yalandır. Sevgin yalandır. Yani bu zamanda bile efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri'si yok mu ama insan düşünmesi lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni ben Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi aleyh bizzat duymuştum. Karşım buyurdular. Onlar Efendi Hazretleri derdi hocalarına. Efendi Hazretleri buyurdular, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani, ben de kardeşim buyurdular, ilk defa duyuyorum. Böyle Rabb'a ait bir şey söylüyor zannediyordum. Duymadım kardeşim buyurdular. Biz de duymadık. Hele biz İmmatü ve İlahiyatı bitirdik. Kendi mezhebimizin, Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabını Saadet-i Ebediyeden öğrendim. İbn Abidin'i. Duymadıydım. Şahsi mezhebiniz varmıştır canım. O biz zamana müştehit, kadar. Müştehittik. Tabii ya. Yani. Tabii ya. Kendi mezhebiniz ya. Müştehittik o zaman. Tabii. Allah Teala affetsin, Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Amin. Ve şimdi bir de şu var. Mesela onları sevmek demek onların düşmanlarına düşmanlık etmek. Ve hocanı müdafaa etmek. Senin mürşidini müdafaa etmek. Kötülüyorlarsa onlarla beraber. O zaman seviyorum falan. Hikaye arkadaşım ya. Hikaye olmaz o. Olmaz o. Peki çok zaruri bir durum. O ayrı bir mesele. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Eshab-ı kiramdan birisine Mekke'li müşteri çok eziyet ediyorlar. Ve şehit ediyorlar. Bir tanesi de dayanamıyor, onların dediğini diyor. Hatta Ammar bin Yasir Hazretleri de diyor radıyallahu anh. Sonra Eshab-ı kiramdan birisi geliyor diyor ki, ya Resulallah, Ammar mürtet oldu. Hayır diyor, tepeden tırnağa imandır. Ağlayarak geliyor, ya Resulallah dayanamadım böyle dedim. Sıkıştırırlarsa gene onların dediğini de kalbinden deme buyuruyor. Kalbinden deme. Yani o ruhsatlar, o izinler de verilmiştir. Ama sen şimdi her zaman eyyamcılık yapıyorsan, savunma durumu müsait olduğu halde, hiçbir zarar gelmeyecek halde, yine yanındakinin aynı şekilde bize küçükken tahtalı hanıya biniyorsun, onun kanısını hemen biniveriyorsan, hikaye, seviyorum demen bir şey ifade etmez. Şimdi Eshab-ı kiramın arasında olan muharebeleri iyi sebeplerden dolayı bilmelidir. Bu ayrılıkları nefsin arzusu, mevki, rütbe, sandalye kapma, başa geçme sevgisine değildir. Çünkü bütün bunlar nefsi emmarenin kötülükleridir. Onların nefisleri ise insanların en iyisinin Peygamber Efendimiz'in huzurunda, sohbetinde, karşısında tertemiz olmuştur. Özür dilerim efendim. Onların hepsi adildi. Her birinin verdiği haber makbul idi. Ve dolayısıyla aralarındaki muharebeler itimadın gitmesine sebep olmamıştır. O halde hepsini sevmek lazımdır. Çünkü onları sevmek Peygamber Efendimiz sevgisinden dolayıdır. Bir hadis-i şerifte onları seven beni sevdiği için sever buyuruyor. Ya. Geldi dayandı. Ben Peygamber'i çok seviyorum ama Eshab-ı Kiram'a düşmanım. Yok ya. Ne buyuruyor? Onları seven beni sevdiği için sever.
devamı var. Onları sevmemekten, herhangi birine düşmanlık etmekten çok sakınmalıdır. Çünkü onlara düşmanlık Peygamber Efendimiz'e düşmanlıktır. Hadis-i şerifte onlara düşmanlık eden bana düşman olduğu için eder buyurmuştur. Yani. Ya. Onları seven ya. Beni sevdiği için sever. Tersi de geçer. En son olarak da İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben uzun uzun anlatıyor. Buyuruyor ki sözün doğrusu şudur ki buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri talebesine. Sevgiliden gelen her şeyi gülerek, sevinerek karşılamak lazımdır. Ondan gelenlerin hepsi tatlı gelmelidir. Sevgilinin sert davranması, aşağılaması, ikram, ihsan ve yükseltmek gibi olmalıdır. Hatta kendi nefsinin böyle isteklerinden daha tatlı olmalıdır. Seven böyle olmazsa sevgisi tam olmaz. Hatta seviyorum demesi yalancılık olur buyuruyor. Şimdi değil mi ilkleri? Tabii konu çok uzun anlatmışlar. Uzun uzun aynı şekilde bildirmişler. Hülasası, özeti. Onu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh sık sık tekrar edermiş. Emir abiler de aynı şekilde toplantılarda sık sık tekrar ederdi. Ve yani bizim bulmadığımız toplantılarda aynı şekilde ediyordu. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Yoksa seven sevdiğine itaat etmiyor ise, itaat etmiyorsa ben çok seviyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim, bu hikaye. Hani Anadolu'da bir söz, gel külahımı anlat derler ya. Ha, gel külahımı anlat. Yani. Onun aynen. Hiçbir aynı şekilde değeri, kıymeti söz konusu değil. Ve naklettiğimiz el-i sünnet alimlerin buyurdukları. Ya hiç olmazsa bazı amellerin benzesin, seviyorum diyorsan. İşaret, bir izi olsun yani. Değil mi? Bir şey olsun. Yarın mahşer günü, yani yarın mahşer günü, ha sen bizi sevenlerdensin diyebilmesi bir işaret olması lazım. Ama bakacaktır o büyükler. Bu hatta bize düşman olmuş diyecektir. Ya da düşmanlık edenlerin yanında sesini çıkarmamış. Ha, kötüleyenlerin yanında sesini çıkarmamış. Ya, hatta ya hakikaten yani. Öyle ya falan. Öyle de yapmış öyle. Ya falan filan deyip de aynı şekilde onların aynı şekilde yağcılığını yapmıştır. Yani böyle olursa onların şefaatine kavuşamaz. El mer'u me'amen ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ama sevdiğiyle beraber olabilmesi için de bu kitaplarda bildirilen bu hususlara uymak gerekir efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Gönül Kınarı.